varlıkları ve anları en derin yüreğimizde yaşıyor, yaşatacağız bundan sonra da. 4 Mayıs 1937'de alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Dersim'de tedip ve tenkil hareketi adı altında travmanın etkileri günümüzde dahi sürmekte olan bir etnik temizleme uygulaması başlatılmıştır. Anlamı dersini bildirme, terbiye ederek yerinden sürme olan bu harekatın sebebiyet verdiği olaylar tam bir insanlık trajedisi olarak orta yerde durmaktadır. Devlet eliyle işlenen ve bugün belgeleri bir bir ortaya çıkan Dersim 38 Kırım'ından dönemin tüm yetkilileri sorumludur. Tunceli Tenkil Hareketi olarak bilinen Dersim halkına yönelik toplu imha kararı 4 Mayıs 1937'deki Bakanlar Kurulu toplantısında alındı. Bir hafta sonra Dersim toprakları bombalanarak binlerce kadın, erkek, yaşlı, çocuk katledildi. Yaklaşık olarak 2 yıl süren askeri operasyonlarda 10 binlerce Dersimli katledildi. Bir o kadarı da çeşitli yerlere sürgün edildi. Dersim'in yaşam kaynakları insanıyla birlikte yerinde ve sonsuza kadar etkisiz kalma kaydıyla ateşe verildi. Ele geçirilenler göçertilmiş ve topraklarına dönüşleri yine kanunla yasaklanmıştır. Çocuklar bilhassa da kız çocukları ailelerinden koparılarak başta subaylar olmak üzere hakim sınıflardan ailelere adeta ganimet olarak dağıtılmıştır. Anadolu'da resmi ideolojiye uymayan halklara karşı işlenen suç zincirlerinin en büyüklerinden biri de Dersim'dir. Ayrıca Eylül 1935'te Nürnberg yasalarıyla kanunlaşan kristal geceleriyle zirve yapıp gaz odalarında son bulan Yahudi soykırımıyla 26 Aralık 1935'te Tunceli kanunuyla yasallaşan 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu kararıyla toplumun ileri gelenlerinin idamlarıyla zirve yaptı. Akabinde gaz mağaralarında son bulan Dersim Kırım'ı arasında zamanlı paralellik şaşırtıcı değildir. Bu iki kırımın aynı döneme kapsaması ve yöntem olarak da birbirlerini çağrıştırması katliamlarında eş güdüm üzerinden ciddiyetle durması gereken bir konudur. 1937-38 imha hareketine 4 Mayıs 1937 tarihinde başlandığı için Dersim Dernekleri Federasyonu olarak 4 Mayıs'ı Tertere Dersim Günü olarak anıyoruz. Aynı zamanda diğer kurumlarımızla birlikte. Dersim 38 Kırım'ın da katledilen insanlarımızın anıları önünde saygıyla eğilirken katliamı uygulayan ve katliamı ısrarla inkar ederek suç ortaklığı yapanları şiddetle kınıyoruz. 1937-38 Dersim Terteresi sıradan bir katliam değildir. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Dersim toplumunu sürekli bir biçimde bünyesi içinde yabancı bir varlık olarak görmüş, Dersim'in kendine özgü yaşam tarzını, siyasal, sosyal ve kültürel kimliğini ortadan kaldırmak istemiş ve nihayetinde Tunceli Tenkil Hareketi'yle bunu fiilen gerçekleştirmiştir. Dünyada pek çok örneği vardır. Bu sebeple kurumsal olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi geçmişte yaptığı bu büyük hatayı bir kanunla düzeltmeli ve çıkarılacak bu yeni kanunla aşağıdaki taleplerimizi yerine getirmelidir. Arşivler açılsın. Dersim ismi iade edilsin. Dersim halkından resmi olarak özür dilensin. Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listeleri, Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın. Dilimize ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük tanınsın. Dersim'de doğanın talanına yol açacak projelerin tamamı iptal edilsin. Dersim Dernekleri Federasyonu DEDEF, Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu ADEF, Dersim Araştırmalar Merkezi DAM. Hem Dügelani Teberun'da hem Dersim'de. Dersim'i Ciperonan Rozi Yeni Tellevi, Dırbet Yahuani Zon, Naygori Vacikaz Zaf Sabun. Hirisu Hout Hirisu Heştira Ravir, Hirisu Seştini de Kaymakami Hozati Elçir Bustanu Seyri Zayri. Vazeno Hozat Vano Beru Piyakasey Bikim. Seyri Zayi Abdü Mordemana Sunu Hozat Çeberi Hukumatik Konu Zerri Sekenu Tay Subay Ronişte Juverit Zayim Defendetu Teberra Sekenu Zgarası Mano. Pek uçar ne anıcı ve indanı vanı seyrizi o kıvan etiya o
Halkların Demokratik Kongresi ve DEM Parti adına Dersim tertelesinde hayatını kaybeden bütün büyüklerimizin, canlarımızın önünde, anılarının önünde saygıyla eğiliyorum. Evet, biz Dersimliler Dersim tertelesi diyoruz. Ama Dersimli olan arkadaşlarımız da bilir. Tertele'ye viren, tertele'ye peyen derler. Önceki tertele, sonraki tertele. Bilir misiniz bilmiyorum ama Dersimler önceki tertele dediğinde Ermeni soykırımına atıf yaparlar, onu anarlar. Sonraki tertele dediğinde Dersim soykırımına atıf yaparlar, onu anarlar. Aslında Dersim coğrafyası bir soykırım coğrafyası. Neden soykırım diyoruz? Bir hukukçu olarak da burada düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türk Ceza Kanunu'nda Dersim'de, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde Dersim'de yaşananların her biri bir bütün olarak soykırım suçu tanımına girmektedir arkadaşlar. Uluslararası sözleşmelerde de ilgili tanımlara baktığımızda Dersim'de yaşanan bir soykırımdır. Neden bir soykırımdır? Bakın, yıllar içerisinde Dersim soykırımına giden süreçte dönemin müfettişleri, dönemin ilgilileri Dersim'e dair raporlar yazarken çok ibretlik bir tespit yaparlar. Derler ki bu coğrafyada, bu coğrafya iki ulusa yetmez. Evet, bu coğrafya iki ulusa yetmez deyip Kürt halkını, Kürt ulusunu, Alevi Kürtleri Dersim'de soykırımdan geçirmek için her türlü planı, her türlü programı yıllara yayarak hayata geçirmek isterler. Ve bir şey daha söylerler. Dersim katliamına giden süreçte yine ilgili raporlarda Dersim bir koloni gibi ele alınmalıdır derler. Yani bir sömürge gibi ele alınmalıdır derler. İşte değerli arkadaşlar, 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin Kürt coğrafyasına, Dersim coğrafyasına dayattığı soykırımcılık ve sömürgeciliktir. Bütün uygulamalar pozitif hukukta da, uluslararası hukukta da, insanlık vicdanında da sömürgecilik ve soykırımcılık uygulamalarıdır. Ve burada bizler resmi tarihe karşı halkların, ezilenlerin, soykırımdan, katliamdan geçirilenlerin tarihini ayakta tutmak için buradayız. Bu topraklarda demokratik cumhuriyet hayat bulacaksa resmi paradigma, resmi sistem bizim gerçek tarihimizle yüzleşmek zorundadır. Cumhuriyetin başta ekonomik kriz olmak üzere bu topraklarda demokrasinin ıskalanmasının en temel sebebi de bu karanlık tarihiyle yüzleşmeyen sistemdir, zihniyettir diyoruz. Bakın, daha 3 gün önce değerli yoldaşlar, değerli arkadaşlar, 3 gün önce 1 Mayıs'ı hep birlikte kutlamaya çalıştık. Çoklu krizden, ekonomik krizden bahsediyoruz. Cumhuriyetin yaşı daha 14, 37 öncesi dönemin Nazi Almanyası'ndan zehirli gazlar alıyor. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri'nden Dersim'de kullanmak için bombardıman uçakları alıyor. Ve öylesine ekonomik kriz ortamında sadece Dersim'de soykırımı gerçekleştirmek için borcuna borç, krizine kriz katıyor. İşte bugün ekonomik kriz gerçeğinden, derin yoksulluktan bahsediyorsak bu topraklarda Kürt meselesinin, Kürt halkının eşit statü mücadelesinin, Alevi toplumunun eşit yurttaşlık mücadelesinin bütün coğrafyaya, bu sorunların çözümsüzlüğünün bütün coğrafyaya nasıl kaybettirdiğini hep birlikte gördük. Son olarak şunları paylaşmak istiyoruz. Gerek Kürt meselesi, gerek Alevi meselesi, Alevilerin eşit yurttaşlık sorunu. Bu mücadele sadece biz Kürtlerin, Alevilerin mücadelesi değildir.
demokratik cumhuriyetin gerçekleşmesi için Türkiye'de halkların, ezilenlerin, farklı dillerin, kültürlerin kardeşçe bir arada yaşaması için bu sorunların çözümüne hep birlikte katkı sunmak, hep birlikte toplumsal mücadelemizi büyütmek zorundayız. Bugünlerde Türkiye'de yumuşama sürecinden bahsedenlere de sesleniyoruz. Gerçek yumuşama, gerçek huzur kendi karanlık tarihinizle yüzleştiğiniz sürece olacaktır. Siyasetin ayak oyunlarından vazgeçip bu coğrafyanın, bu toprakların gerçek tarihiyle, bu toplumun gerçek kimliğiyle buluştuğunuz sürece bu ülkede huzur, kardeşlik, birlik ve geleceğe dair umut var yaklaşım her zaman hakim olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle değerli arkadaşlar, mücadelemizi büyütelim, toplumsallaştıralım ve gerçekten bu ceberut sistemden hesaplaşalım. Değerli dostumuzun da söylediği gibi bu tarih açılmadığı sürece, hakikatlerle geçmişte yüzleşilmediği sürece ne unutacağız ne affedeceğiz. Tıpkı katliamcı askerlerin eline düşmemek için kendisini Munzur suyuna atan annelerimiz gibi, büyüklerimiz gibi direneceğiz ve bu direniş demokratik cumhuriyetle taşlanacak. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrardan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Beke samı anegey, daye 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 gey, beke samı anegey, felekemiz biyo.